Son günlerde İsrail'in kural tanıma saldırılarına karşı duran, ABD'yi sert ifadelerle eleştiren ve İsrail işgali altında ezilen Filistin halkının yanında yer alan Siyonizm karşıtı Yahudileri sıklıkla görmeye başladık. Öyle ki çeşitli eylem ve paylaşımlarıyla bu düşüncelerini her yerde yüksek sesle dile getiriyorlar. Tıpkı geçtiğimiz günlerde tüm polis müdahaleleri ve gözaltılarına rağmen ABD Kongre binasında yaptıkları oturma eylemi gibi. Dahası saldırganlara tepki göstermek bir yana, içlerinde İsrail Devleti'nin varlığını dahi reddeden gruplar var. Peki söz konusu bu Yahudiler kim? Neden İsrail'in politikalarına karşılar? Hemen anlatalım. İsrail'in günlerdir süren saldırıları sonucunda tüm dünya gözlerini Orta Doğu'ya çevirirken, Yahudilerin kendini savunduğu iddiasıyla yapılan sivil katliamlarına ve haksız işgale verilen tepkilerden en dikkat çekeni yine Yahudilerin yaptığı protestolar oldu. Bu görüşü daha iyi anlayabilmek için sizlere Pew Araştırma Merkezi isimli bir düşünce kuruluşunun 2021 yılında yayımlanan Yahudi Amerikalılar raporundan bazı notlar paylaşmak istiyorum. ABD'de yaşayan Yahudilerin dünyayı nasıl gördüğünü analiz etmeye başlayan bu rapora göre Yahudilerin büyük çoğunluğu İsrail'i önemsiyor. Ancak İsrail hükümetinin politikalarıyla her daim hemfikir olmadıkları da bir gerçek. Filistin meselesinde ise Amerikalı Yahudilerin çoğunluğunun barış yanlısı olduğu ifade ediliyor. Raporda siyasi görüşlerine ilişkin veriler de var. Amerikalı Yahudilerin %71'i Demokrat Parti'yi, %26'sı Cumhuriyetçi Parti'yi destekliyor. %3'ü ise herhangi bir tercih belirtmiyor. Amerikalı Yahudiler barışın sağlanmasına yönelik arzularını Hamas'ın Aksa Tufanı operasyonuna karşı İsrail'in gösterdiği orantısız şiddet sonrasında yaptıkları protestolarla da gösterdiler. New York, Orlando, Chicago, Philadelphia ve birçok ABD kentinde ateşkes çağrılarının aykırıldığı eylemler yapıldı. Ancak en dikkat çeken protestolar hiç kuşkusuz Amerikalı Yahudilerin başkenti Washington'da yaptığı eylemlerdi. Eğer şimdi değilse ne zaman ve Barış İçin Yahudi Sesi isimli Amerikalı Yahudi aktivistlerden oluşan platformlar sosyal medyadan Amerikalı Yahudiler şimdi ateşkes diyor, Filistinlilere karşı soykırımı durdurun mesajları paylaşarak başkent Washington'da toplandığı barış ve ateşkes sloganlarıyla Beyaz Saray'a yürüdü. Polis engeli ve gözaltılara rağmen eylemlerinden vazgeçmeyen barış yanlısı Yahudiler Kongre binasına giderek oturma eylemi yaptı. Her ne kadar bu girişim nihayetinde polis müdahalesiyle son bulmuş olsa da tüm dünyanın ilgisini çekmeyi başarmıştı. Eğer şimdi değilse ve Barış İçin Yahudi Sesi isimli platformlar kuruluş amaçları itibarıyla eşitlik, adalet ve gelişen bir gelecek için onur içinde yaşanacak bir dünya istiyor. Amerikan Kongresi'ni de Siyonist yaklaşımı ve şiddeti körüklediği nedeniyle eleştiriyorlar. Öte yandan İsrail Devleti'ni kabul etmeyen Yahudiler de var. Ultra Ortodoks Yahudiler ya da diğer bir deyişle Harediler veya Tevrat Yahudileri Siyonizm karşıtı olmaları ve İsrail Devleti'nin varlığını reddetmeleriyle tanınıyor. Bunun temel nedeni ise dini inançları. Çünkü onlar İsrail Devleti'nin ancak Mesih dünyaya geldiğinde kurulacağına inanıyor. Siyonizm onlara göre bir din değil, siyasi bir ideoloji ve Yahudilikle hiçbir ilgisi yok. Siyonizm karşıtı oldukları gibi İsrail'in Filistin işgaline de şiddetine de karşılar. Gazze'de tüm dünyanın gözü önünde yaşanan katliamada sessiz kalmadılar. İsrail zulmüne karşı Filistinlerin yanında yer aldılar. Siyonizm karşıtı Yahudilerin öncü isimlerinden Haham Yisrael David Weiss de Filistin bayrağı önünde yaptığı bir konuşmayla desteğini gösterdi. Özgün bir Filistin için hep birlikte mücadele etmeliyiz. Yahudilik bu işgalin tamamen sona erdirilmesini ister, diyen Weiss, Siyonizmin Yahudi kimliğinin bir parçası olmadığını vurguladı.